Arıtel'in ve Pamukkale'nin değerli izleyenleri. 85 ülke ve Türkiye'de. Şu anda yayındayız ve bugün kanalımız programında Türkçe tabii yayın yapıyoruz. Çünkü dün Pamukkale Üniversitesi'nde bir törende İtalyanca konuşmalar oldu. Ve İtalyanca konuşmalar olunca derhal Pamukkale Üniversitesi rektörü Sayın Hüseyin Balcı'yı konuk ettik. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk. Evet, bugünkü analiz programında Pamukkale Üniversitesi'ndeki en son yenilikleri analiz edeceğiz ve hemen dünden başlayalım. Peki. Dün Sayın Hocam İtalyanca da bildiğinizi kamuoyuna izah ettiniz ve bir üniversiteyle bir imza töreniniz vardı. Kısaca ondan bahsedelim, oradan başlayalım isterseniz. Tam Ahmet Dede'ye göre bir giriş oldu bu. Günaydın herkese burada. Ya tamam, olabilir İtalyanca, İtalyanlarla. Yaptığımız protokolde ben İtalya'da uzun yıllar kaldım çalıştığım için o lisanda biliyorum doğal olarak onu, yani bunu bu kadar önemsemeyelim. Bence önemli olan şey. Önemli hocam, şimdi biz dünyayla entegre olan bir denizden, turizmiyle, tarihiyle, kültürüyle. Bu tam Ahmet Dede'ye göre oldu dedim ya. Evet. Evet, ben bir kez daha bizi izleyen herkese, Denizlilere, özellikle üniversiteye ilgi duyan herkese buradan günaydın diyorum. İyi günler diyorum. Biz biliyorsunuz uluslararasılaşma sürecinde yurt dışındaki üniversitelerle hem ikili anlaşmalar, hem çift diploma anlaşmaları, hem araştırma, hem eğitim konularında işbirliği yaparak son 4 yılımızı geçirdik. Şu anda 74 ülkeyle anlaşmamız var bizim. 74 ülke? Evet. Yani hocam şimdi bize yaklaşamamışsınız daha, biz 85 ülkede yayındayız. Demek ki hedefimiz 85 ülkeye ulaşmak. Peki o 85'in 74'üne yayınınız gidiyor mu acaba? Yayınımız onu gidiyor efendim. Onu merak, yani, onu merak ettim. Bunun denemesini yaparız, anketini yaparız tabii ki. Peki. Bu İtalya'daki üniversite. İtalya'daki üniversite Parma Üniversitesi. Parma Üniversitesi ile biz kısa bir süre önce de Amerika'daki üniversitelerle aynı Parma ile yaptığımız anlaşmayı yaptık. Önce biz gittik. Sonra onlar geldi. Yine Pamukkale Üniversitesi'nde anlaşmalarımızı yaptık. Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Spor Bilimleri ile. Bu kez İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin iki bölümü. Evet. Ekonomi ve Finans ile bir de iktisat bölümü ve bir de hemşirelik. Sağlık bilimleri. Evet, sağlık bilimlerinde. Öğrencilerimiz artık çift diploma alacaklar. Parma Üniversitesi'nde diplomasını alacaklar. Ve hemen İtalya'ya gidecekler. Peki, 20'şer geçir kurlar halinde. Bu anlaşmalar hocam, bu tercihler sırasında puanlar da yükseltiyor mu? Elbette yükseltiyor. Öğrenci tercih ederken artık bakıyor. Diyor ki Erasmus anlaşmaları kiminle yapılmış, ne kadar öğrenci Erasmus'a gidiyor, ne kadar ikili anlaşma var. Ben sadece lisans düzeyinde değil, ben mezuniyet sonrası eğitime kalırsam, yani yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparsam, hangi ülkelerle bağlantısı var, hangi ülkelere gidebilirim? Bu sadece bize gelen öğrencinin veya bizde mezuniyet sonrası eğitim yapan öğrencinin hangi ülkelere gidebilirim sorusunun cevabı olarak yaptığımız bir işbirliği değil. Oradan da bize gelecek olan kişiler için biz altyapılarımızı hazırlamamız lazım. Yani bizim üniversitenin de uluslararası ilişkiler bağlamında ve uluslararasılaşma sürecinde yurt dışından anlaşma yaptığımız ülkelerden bize gelecek öğrencilerin de kendi ülkelerindeki üniversitelerde okuyormuş sahikiyle burada o şartları hazırlamamız lazım. Bu tabii her yönüyle değil mi? Yani tabii ki her yönüyle. Üniversitenin içerisinde, örnek, dışarıda kalacakları yerle ilgili. Örnek, bizim üniversitemizden öğretim üyelerimizin aşağı yukarı tamamı yurt dışına gitmiştir ve tecrübesi vardır. Tamamı, eksiksiz tamamı diyebilirim buna rahatlıkla. Oraya gittiğimiz zaman ne yapıyor? Bize bir yer veriliyor. Hatta rezidans gibi yerler bile var. Yurt dışında. Tabii, üniversitelerin içinde yapılacak faaliyetin niteliğine göre.
öğrenci olarak gidiyorsun, öğretim üyesi olarak gidiyorsun, hoca olarak gidiyorsun, ders veriyorsun, ikili anlaşmaların gerektirdiği faaliyet, bilimsel ve akademik faaliyetleri yapıyorsun. Ama bizim Pamukkale Üniversitesi'nde yurt dışından gelecek olan birilerine, onların sabah kahvaltılarını yapabileceği bir mutfağın olduğu, bir çalışma odasının olduğu, bir salonun olduğu fiziki alanlarımız yok. Şu anda? Tabii ki. Ama çalışma başlamıştır herhalde. Elbette ki, elbette ki. Şimdi sosyal tesisler civarında, işte teknokent, spor salonu, yüzme havuzu, sosyal tesis, restoranlar, o bölgede şimdi yeni bir proje geliştiriyoruz. Hani eskilerin salon salomanca dedikleri mutfak, bir çalışma odası, bir yatak odasından oluşan küçük, ekonomik ama donanımlı mekanları 2015 yılından itibaren hizmete koymak için projeleri hazırladık. Bunu niye yapıyoruz? Evet, bunu niye yapıyoruz? Bunu gerçekten şunun için yapıyoruz. Biz de artık dünyanın sayılı üniversitelerinden biriyiz. Dün bana Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz geldi. Yurt dışından eğitim bilimleriyle ilgili, psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili, ölçme ve değerlendirme ile ilgili, eğitim teknolojilerine vakıf ya da eğitim özelinde bir takım ekol mensubu bilim insanlarını buraya getirip 15 günde bir seminer verecek bir konuma geldiğini söyledi. Bunun için gerekli bütçe tasarlandı. Mesela dünyanın sayılı bilim insanlarının buraya Pamukkale Üniversitesi'ne gelmesi, evet, orada gerçekten üniversiteler anlamında batı standartlarında bir yer var diyerek gelmesi başka, şehirdeki otellerden ya da apartlardan onları misafir etmek çok başka olur. Akademinin her şeyi kendi içinde olmalı. Akademi 24 saat ışıklarının hiç sönmediği, kütüphanesinin hiç kapanmadığı, laboratuvarlarının hiç kapanmadığı kurumdur. Evet. Hocam, tabii bir de teknokentten bahsedeceğim ama kısa kısa da bazı sorular da sormak istiyorum. Yani kamuoyundan bize yansıyan soruları. Şimdi yakında da bir rektörlük seçimi var. Tabii ki bu rektör seçimi olduğu için de yani bir takım anti propagandalar da oluyor. İşte bu Pamukkale Üniversitesi'yle ilgili çalışmalarda işte dünyada bakın 74 ülkeyle bir anlaşma yapmışız ama işte en gerilerde olduğu söyleniyor. Bu anlamda Pamukkale Üniversitesi hangi dalda ileri bir noktada, hangi dallarda? Mesela sağlıkta neredeyiz? O anti propaganda değil. O öz eleştiri. Öyle mi? Tabii ki. Türkiye'nin ilk 50 girişimci üniversitelerde ilk 50'ye giriyorsun. Pamukkale Üniversitesi sonlarda olunca Denizli insanının ya da Denizli ile ilgi kuran kişilerin hoşuna gitmiyor. Diyor ki biz yukarılarda olalım. Biz yanlışlardan bakıyoruz o zaman. Tabii ki. Yani öz eleştiri yapıyorlar. Tabii daha ki öz eleştiri. Öne çıkmamız lazım. Teknokent'te biraz sonra ben de öz eleştiri yapacağım. Yok, kimsenin Pamukkale Üniversitesi'nde, Yeniz'de kimsenin anti rektörlük seçimleri öncesi anti propaganda yaptığı falan yok zaten. Hani bizim Acıpayam Serinhisar yöresinde belki Çal'da da vardır. Bir söz var. Mal kendini gösteriyor derler ya. Evet. Ya da kurbanlık alacağı zaman şöyle bir yepeş derler ya. Yepeşlediğin zaman zaten Pamukkale Üniversitesi'nin durum ortada. Mal kendini gösteriyor ya. Evet. Yani güzel bunu, bir bunu onun için. Evet. Onun için bu şeyleri anti propaganda falan olarak almayalım. Öz eleştiri. Ben de yapacağım biraz sonra teknokent üzerinde öz eleştiri. Bir öz eleştiri var diyorsun. Çünkü kısa bir süre önce teknokentlerin girişimcilik üzerine etkileri konulu bir panel düzenledik. Siz de orada oradaydım efendim. Böyle sessiz köşede dinliyordunuz. Evet. Ben o paneli Pamukkale Üniversitesi'nin yaptığı bir faaliyet olarak algılamıyorum. Öz eleştiri yapmamızı, kendimizi değerlendirmemiz için bir vesile kılmak için onu programladım ben. Evet. Yani orada da bunu fark etmişsinizdir. Evet, fark ettim gerçekten. Evet. Onun için siz lafı döndürüp rektörlük seçimlerine falan hiç getirmeyin. Yok, oraya getirmek istemiyorum hocam. Mesela Pamukkale Üniversitesi olarak biz termal sağlık turizmin neresindeyiz? Termal sağlık turizminin? Evet. Mesela Karayip'teki çalışmalarınız şu an ne aşamada? Olması gereken yerinde değiliz şüphesiz. Dedim ya öz eleştirdiği. Evet. Ama bir üniversite var. Bu üniversite 3000 yıl önce insanların ayaklarının sudan çıkmadığı bir bölgede. Bir üniversite var. Yer altındaki
kaynakların su dahil yer üstündeki kaynaklardan kıyaslanamayacak bir şekilde değerli olduğu bir bölgede bir üniversite var. 19 antik kentin olduğu bir yerde bir üniversite var. Menderes Vadisi diye tanımlanan bölgede alttan geçen sıcak suların boşuna gittiği bir yer var. Ve o üniversite 3000 yıl önce o bölgede ayaklarının sudan çıkmadığı insanların yaşadığı bir bölge. Ve o üniversite, o şehrin Osmanlı Devleti'nin sonlarına doğru, Cumhuriyet öncesi, bir kasabasında 8 tane üniversitenin olduğu bir yerde kurulmuş. Bir kasabası. Kasaba. Mesela Yeşilyuva. Neyle tanıyorsun Yeşilyuva'yı? Ayakkabılarıyla tanıyorsun. Hayır. Yeşilyuva'da 1800 yılların sonlarında 8 tane üniversite var. 8 tane üniversite evet. Var. Aynı zamanda mesela yatağında medrese var değil mi? Tabii. Bunları kastediyorum. O bölgede evet. Ha, üniversite diyorum sadece İslami bilimler ya da sosyal bilimler değil. Fıkıh, kelam, siyer-i nebi ve diğerleri değil. Matematik, fizik yine konuşulduğu yerler buralar. Şimdi böyle bir yerden siz Pamukkale Üniversitesi'ne gelmişsiniz. Ve üniversitenin kuruluşundan 22 yıl sonra bu kaynakları kullanmıyorsunuz. 22 yıl sonra üniversitenin kuruluşunda 2014'te inşallah temel atacağız. Karahit'te 100 yataklı fizik tedavi hastanesine temel atacağız. Ve sonra kalkıyorsunuz diyorsunuz ki Pamukkale Üniversitesi gerilerde. Evet doğru. Ha bunu üniversiteler arasında değerlendirdiğimiz baktığımız zaman Pamukkale Üniversitesi çok iyi yerde. Ama bu bölgenin ruhuna uygun bir yerde değil. Bu üniversiteye yönetici olacak kişi, kim olursa olsun, bu gerçeği göz ardı edemez. Bu üniversite yönetici olmuş kişiler, bu gerçeği göz ardı etmişlerse veya ettirilmişlerse veya imkanlar bulamamışlarsa, bu kaybedilen süreyi kısa zamanda kazandıracak yöneticilere ihtiyacı var buranın. Ha, bu kadar iddialı konuşuyorum. Geçtiğimiz 3 yıl içinde, 4 yıl demiyorum, 3 yıl içinde işte bu kaybedilen süre tümüyle kapatılmıştır. Buna rağmen Osmanlı'nın sonunda Cumhuriyet öncesi 8 tane üniversitenin olduğu kasabasını biz ayakkabıcılıkla tanıyorsak onu da üniversite sisteminin içine almamız gerekiyor. Sözün gelimi söyledim ben bunu. Yani çok doğru, haklısınız hocam. Ben bunu sözün evet. Gelimi söyledim. Bunları projelendirip dünyaya tanıtamayan bir üniversite, uluslararası üniversite olmaz. Son 3 yılda bunlar yapılmıştır. Evet. Bunları herhangi bir mülahazayla, sizin söylemek isteyip de şimdi ben böyle bir karşı hataya geçince söylemekten vazgeçtiğiniz mülahazalarla hiçbir şeyden vazgeçmedim. Vazgeçersin hocam. Sen ben biraz sonra söylerim. Ben hala diyorum ki mülahazalar 2014'te mi atılacak temel Karahit'teki? 2014'te proje, şu anda projeler tamamlanıyor. 2014'te ise bile 2015'in başında atarız. Netice olarak artık o hazine yola çıktık diyorsunuz. Kalkınma Bakanlığı'ndan bütçesi ayrıldı, planlandı, projelendi. Şimdi 100 yataklı. Evet. Ya bu Denizli bunun bir evet. Tebrik ediyorum. Yani Pamukkale Üniversitesi'nin 5 tane hastanesi oluyor. 5 tane. Evet. Evet. Şeydeki Doktorlar Caddesi'ndeki ne zaman faaliyete geçiyor? Doktorlar Caddesi'ndekini bakalım. Onu 2015'te konuşuruz. Onu daha önce de konuşmuştuk. Yani bak, hızlandıracaktık. Ben sana söyledim ya, söylemek istediklerinden vazgeçeceksin diye. Bak evet. lafı oraya getiriyorsun. Orası ne olacağını şimdi şey yapacağım. 5 tane hastane olacak. Bu tür konular üniversitenin rektörünün tek başına açıklayacağı konular değildir. Bu türlü konuların açıklanması için parlamenterlerimizle, bakanımızla, valimizle, belediye başkanımızla yapılan görüşmeler, konuşmalardan ve Ankara'daki devletimizin konuya ilişkin yetkin ve etkin kurumlarından karar aldıktan sonra hep böyle olmuştur. Bu noktada son 2 yıldır, 3 yıldır önce vekillerimizle, sonra da Sayın Bakanımızın başkanlığında zaten
üniversiteyi sürekli konuşan, sürekli yeni yapılandırmaya götüren fikir tatillerinin sonuçları açıklanmıştı. Evet. Yine Sayın Bakanımızın da sürekli üzerine durduğu bu 19 antik kentin ve bu konuda üniversitenin daha farklı çalışmaları ile ilgili sizlerin de açıklamaları vardı. Evet. Ve bu konuda bir enstitü açılacağını, arkeolojiyle ilgili. Evet. Bu konuda bir bilgilendirmek istiyoruz toplumu. Şimdi 20 Şubat 2011 benim göreve başlayış tarihim. Evet, 2011. Göreve başladığım gün buradan ayrıldım, burada olamadım. İki gün sonra geldim. 25 Şubat. Cumartesi pazarı çıkalım. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız buraya geldi. Önceki Cumhurbaşkanımız. Üniversiteye gelmeden, Pamukkale'den üniversiteye gelirken Leodike'ye programda, yazılı programda yoktu hatırlayabildiğim kadarıyla. Leodike'ye Sayın Bakanımız davet ettiler. Leodike'den üniversiteye gelirken ulusal basında daha üniversiteye gelmeden buraya bir alkoloji üniversitesi kurulmalıdır başlıkları çıktı. Yani ben rektör olmuşum 10 gün sonra. Bu belki Türkiye'de bir ilk. Deniz içinde bir ilk. Hatta kar yağmıştı, iptal edilebilir mi diye. Evet, o tereddüt vardı. Evet, o karında rektörlüğün önünde biz karın üstüne asfalt döküldü. Ben bu arada Denizli belediye başkanlarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür edeyim. Karın üstüne asfalt döküldü Denizli Belediyesi tarafından. Ayın 9'unda asfalt döküldü, ayın 10'unda oradan geçildi. Yapılabiliyormuş demek. Tabii ki. Evet. Ve karın üstüne yapıldı o. Kar kazındı. Asfalt, öyle bir şey. Evet. Asfalt yapıldı. Ve o zaman rektörlüğümüzde Cumhurbaşkanımızın bu yolda gelirken söylediği ulusal basında yer alan başlık açıldı. Yani arkeolojiyle ilgili ilk adım o gün atıldı. Atıldı. Aradan 3 yıl geçti, 3,5 yıl geçti. Ve şimdi bizim Pamukkale Üniversitesi Arkeolojik Bilimler Enstitümüz Laodikya'da açıldı. YÖK onayladı. Binaları yapıldı. Hiç Laodikya'ya gitmiyorsunuz anlaşılan. Gidiyorum efendim. Gidin. Şimdi Laodikya'da uluslararası... Hatta İzmir'den, diğer illerden konuklar geldi mi mutlaka götürüyorum yani. Şimdi Laodikya'da Uluslararası Arkeolojik Bilimler Enstitüsü var. Bilimler Enstitüsü. Evet. Türkiye'de böyle bir şey yok. Denizde tek. Denizde tek. Türkiye'de yok. Belki uluslararası da çok büyük önem kazanacak bir merkez haline gelecek. Laodikya girişi sağ tarafta. Laboratuvarlarıyla, çalışma odalarıyla. Ve ne güzel, Laodikya'yı ayağa kaldıran bizim şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Oldu. Ben size bir şey, ben size bir şey söyleyeyim şimdi. Evet, Pamukkale Üniversitesi. Kim finanse ediyor bunu? Denizli Belediyesi finanse ediyor. Evet. Dünyanın neresinde var yerel yönetimin yılda en az 2 milyon lirayla üniversiteyi desteklediği, dünyanın neresinde var? İşte buradan da bunu hocam, bunun altını alırım, altını çizmek istiyorum. O zaman şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bütün denizler bunu biliyor mu? Bilmiyor. Bilmesi gerekiyor o zaman. İşte ben de bunu diyorum. Yani birçok toplantıda biz, şehir dışında yani deniz dışında yaptığım o zaman bilmesi, toplantılar dahi bunlar 19 tarihi antik tamam, kentin altını tamam, çiziyorum. Bak İtalya'dan şimdi, fazla. Tamam, aynı noktaya geliyorum. O zaman demek ki bu üniversite büyük üniversite, dünya üniversitesi. Bu üniversitenin dünya üniversitesi olduğu tescillendikten sonra bence rektörlük seçimlerinin propagandası olması lazım. Benim için değil bu. Denizli'nin propagandası olması lazım. Hani dedin ya anti propaganda falan. Yok evet, öyle bir şey. Şimdi şu anda bir yanlış anlaşılmış. Top, siz antipron diyorsunuz. Top yekün. Siz de ne güzel dediniz, şu anda dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kavramdan söz ediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan kavramı, üniversiteyi, Denizli'yi dünyada bir numara yapacak bir kavramın etrafında konuşuyoruz. Turizmi de öne çıkaracak. Her şeyle konuşuyoruz. Evet.
kusura bakmayın, bunun nasıl antisi oluyor, bana birisi gelsin anlatsın. Ve uluslar arasılaşmadan söz ediyoruz. Ve akademiden söz ediyoruz. Ve üniversiteden söz ediyoruz. Ve yerel yönetimlerle, üniversitenin, merkezi yönetimlerle, üniversitenin işbirliğinden yapıyoruz. Sinemanın arkasındaki adamı dövmenin bir anlamı yok. Sinemanın önünde film seyrediyor. Siz gidin ona bakın. Evet. Ama hocam farklı bir programda tabii o konuyu önümüzdeki günler tartışmak istiyorum. Çünkü çok, biliyorum çünkü çok seviyorsun böyle şeyleri. Ben evet seviyorum ama şimdi bazı ulusal kanallarda da Deniz Üniversitesi ile ilgili belden aşağı şeyler tartışılıyor. Yani bunlar tartışılmıyor. Yani bu anlamda da hak edilmeyen şeylerle uğraşıyoruz. Yani şu anda Denizli'nin gelişmesi ve ileri geçmesi için 3T'ye önem vermemiz gerekiyor. Tarım, turizm, tarih. Bu anlamda da işte çok güzel. Şimdi bunu tüm Denizli'ye ve dünyaya da tartışacak hiçbir tartışacak şey yok. Konuyu... Benim üniversitemin hocaları, çalışanları, öğrencileri, üniversiteyi ilgilenen herkes zaten bu noktada hiç öyle olumsuz bir şey düşünmüyor. Bence onları bir tarafa bırakalım. Şu teknokent işine gidelim. Teknokent'e gelelim hocam. Tekrar dönelim. Senin dönelim hoşuna gidiyor. Şimdi ben seni teknokent'e döndürmezsem bu sefer ben buraya eleştiri yapmaya geldim. Teknokent'i eleştirmem lazım. Evet. Teknokent gerçekten çok hızlı binasıyla son durumuyla güzel bir noktaya geldi. O gün toplantıya da katıldık. Evet. Peki eksiğimiz nedir? 78 firma almış orada. Çok şu eksiğimiz anda var. Nedir hocam eksiğimiz? Çok eksiğimiz var. Bir kere bu teknokent nerede? 3,5 milyar dolarlık ihracat geliri olan bir şehirde. Evet. Üniversitenin Denizli ekonomisine katkısı maddi olarak baktığımızda üniversite olduğu için giren paranın miktarını söylüyorum. Yıllık. 1,5 milyar. Denizli'ye. Evet. 1,5 milyar evet para giriyor. Evet. 3,5 milyar dolar satışımız var. 3,5 milyar dolar ihracatımız var. İhracatımız var. 1,5 milyar TL üniversite olduğu için Denizli'ye bir giren para Denizli'ye var. Denizli'ye giren para var. Evet. Bu açık, net. Peki teknokent olarak? Şimdi bunu böyle düşündüğümüz zaman bizim teknokent olarak çok daha başka yerde olmamız lazım. Girişimci ilk 50 üniversitenin içinde 40. sıralarda değil. Elde 40 olmamamız lazım diyorsunuz. Tabii yukarılara gitmemiz lazım. Demek ki 2015 itibariyle hedefiniz burası. Yukarılara gitmemiz lazım. Ha 3 yıldır biz ilk 50'ye girmişiz. Bu büyük bir başarıdır. Yok artık. Öyle bir başarı değildir bu. Hani üniversiteyi o noktada eleştirenler var ya, ben onlara katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Hani yazıyorlar ya internette falan, neresi bunun? Ya Türkiye'de 185 tane üniversite var. İlk 50'sinin evet içindesin. Ama ben de beğenmiyorum. Niye? Ve son 3 yılda buraya gelmişsiniz. Son 3 yılda buraya gelmişim ve o listeden hiç çıkmamışım. Ve siz de beğenmiyorsunuz. Beğenmiyorum. Tamam. Neden beğenmiyorum? Peki nedir hedefiniz? 3,5 milyarlık ihracat geliri olan bir yerde üniversitesinin olduğu için o şehre giren katma değerin maddi değeri 1,5 milyar lira ise kusura bakmayın. Ben 38 yıllık akademisyenim. Benim üniversitedeki geçmişim hiç aralıksız 38 yıl oldu. 38 yıl? Evet. İkinci emekli hak etmişsiniz hocam. Vallahi bravo. Ben her şeyden önce bilim insanıyım. Bu varsa nasıl belediye 2 milyon en az katkı yaparak uluslararası bir arkeolojik bilimler enstitüsünün üniversiteye kazandırılmasını sağlayarak birincilik kürsüsünde oturuyorsa yerel yönetimlerde baktığımız zaman ve dünyada isim yapıyorsa tabii ki. O zaman buradan kendisini dönem dönem eleştiriyorum ama Sayın Zeybekçi'ye belediye başkanlığı döneminden ve bakan döneminden bu konuya yaptığı katkılar dolayısıyla da ben teşekkür ediyorum. İşte demin söylediğim noktaya geliyoruz. Niye eleştiriyoruz? İcraata bakacaksın. Bu icraat parlamenterlerimizle, bakanımızla, belediye başkanımızla, valimizle Türkiye'nin hiçbir şehrinde olmayan bir konuma gelmiş gıpta ile bakılıyorsa neden eleştiriyoruz? Eleştirmek en kolay hocam. Hayır. En kolay olduğu için eleştiriyoruz biz. Dünya bizi böyle tanıyacak. Türkiye dünyada
ekonomik bakımından ilk 10'a girmeye çalışmıyor mu? Evet. Peki ilk 10'a giriyorsa Denizli niye ilk 10'da olmayacak? Anladım. Sizin hedefiniz Teknokent'te bir üniversite 10. Evet, sıra. 3,5 milyar, 3,5 evet. milyar dolar geliri yok mu bunun? Bu 3,5 milyar dolar geliri Denizli'nin insanı yapmıyor mu? Sanayicisi yapmıyor mu? Esnafı yapmıyor mu? Bunlar Ar-Ge bağlamında mutlaka üniversitenin içinde olmalılar. Peki ben dün organ sanayi dedim, orada da bir Teknokent hangar yaparız var. Orada. İşte onun için söylüyorum. Evet. Onun için şimdi rahat rahat eleştiriyorum. Ama o eleştiriyi yapanlar hangarı bilmiyorlar. Ya da hangar proje nasıl diye sormaksızın yapıyorlar. Oradaki Teknokent bu teknolojiye tabii bağlı ki, tabii, olarak. Tabii ki birlikte. Bağlı olacak. Artık sadece işbirliği. Oradaki Teknokent gayrimenkul kiralayan bir konumda gibi olmamalı. Evet. Böyle bir şey olmamalı. O Teknokent sanayicinin orada her gün Ar-Ge yapabildiği ortam olmalı. Onun evi olmalı. Sanayicinin evi olmalı. Ha şimdi sanayici yok mu? Var. 78 firma var. Ama bu 78 firma her biri Ar-Ge'de literatürümüze, Denizli literatürüne, Denizli sanayisine, Denizli endüstrisine, esnafına bir kelime koyarsa biz daha ileride oluruz. Daha ileride oluruz. Bu zor esasında. Çünkü ilk 50'ye giren üniversitelerin hepsi bu konuda çok büyük gayret içindeler. Herkes yarışıyor. Herkes yarışıyor. Ama ben diyorum ki 3,5 milyar geliri varsa, 1,5 milyar da üniversite olduğu için oraya akıyorsa bunun Ar-Ge'ye yönlendirilmesi lazım. Ya farklılıkları imza atması gerekiyor. Tabii ki. Teknokentin. Tabii ki. Şimdiye kadar üniversite bu farklara imza atmadı. Bu bir eksikliktir. Ben son 3 yılda bunun bir eksiklik olduğunu görerek kendi yaşıtlarım üniversiteler arasında hayli önlere çıktı. Ama bu demin söylediğim nedenlerden dolayı eksikliktir. Şimdi senin demin sözünü ettiğin o antipropaganda var ya, ben yapıyorum. Siz yapıyorsunuz. Evet, antipropaganda ben yapıyorum. Ya siz bir öz eleştiri yapıyorsunuz şu anda, öyle mi? Şimdi antipropaganda da yapıyorum. Bundan sonra diyeceğim ki önceki rektöre. Bundan sonra evet. Bundan sonra diyeceğim ki önceki rektöre. Veya rektörlere. Hayır, rektöre, bir önceki rektöre söyleyeceğim. Yani 2015 öncesi rektörüne söyleyeceğim. Evet. 3,5 milyar dolar gelirim varsa, 1,5 milyarda katkı varsa sen Teknokent'i daha kısa sürede bu seviyeye getirmen gerekiyordu diye ben propaganda yapacağım. 2015 öncesi rektörüne. İlk ona gelmek gerekiyor. Gelmesi gerekiyor yani bu. Peki, ama bu da, bakın. Bu kadar eksiklik ne hocam? Nedir eksiklik? Buradaki eksiklik şu. Sanayici ile üniversiteyi hala Denizli'ye özel bir kaynaşma sağlayamadık. Denizli'ye özel. Tabii. Denizli'ye özel diyorum. Bakın Denizli'yi hep ayırıyorum. İki konunun altını çiziyoruz uzman. Denizli. Bir, ilk onda alınmamız gerekiyor. Evet. İlk 10. İki, sanayiciliği yeterince kaynaşamadık. Evet, kaynaşamadık. Bir başka şey, o gün o panelde Ağrı Üniversitesi'nin ileri araştırma laboratuvarlarının nasıl çalıştığını gördük. 2008 yılında kurulmuş, 2007'de kurulmuş, 2008'de ileri araştırma laboratuvarları projesini almış bizimle birlikte. Bizimle evet. birlikte. Ve 7 milyon lira devlet oraya vermiş, bize de 8 milyon lira vermiş. O 2010'da harekete geçirmiş. Donanımları gördük orada. Evet. Ve 4 yıldır üniversitenin tek iftihar edilecek odak noktası olmuş. Ağrı, sınır, İran. Bizden kilometrelerce uzakta ve 2008 yılında kurulmuş üniversite. İleri araştırma laboratuvarlarında yok. O gün gördük onu. Devlet oraya 7 milyon vermiş. Devlet bize de 2008'de 8 milyon vermiş. Biz ileri araştırma laboratuvarlarımızı, yani Teknokent'i besleyecek ileri araştırma laboratuvarımızı bir ay sonra açacağız. Bir ay sonra. Evet. Bakın. Gecikme mi var? Evet. Neden? İşte bunu
2015'te soracağım. Bunu 2015'te soracağım. Şimdi siz ileri araştırma laboratuvarları ile Teknokent'i bir arada kaynaştıramazsanız, öğretim üyelerine teşvik, destek vererek inovatif çalışmaları yönlendiremezseniz, sonuca gidemezsiniz. Cari açık, cari açık, cari açık diyoruz değil mi? Evet. En fazla enerjide. Cari açığın gitmiş, giderilmesi için belki tek faktör değildir. Ben bir ekonomist değilim. Enflasyon konularında çok fazla bilgi sahibi değilim. Arz talep dengesinden kaynaklandığını biliyorum. Ama bir vatandaş gözüyle biliyorum veya bir bilim insanı gözüyle biliyorum. Ama bilmem gereken bir tek şey var. Cari açığın giderilmesi için, azaltılması için yapılacak tek şey Ar-Ge ve inovasyondur. Ar-Ge ve inovasyondur. Şimdi ben Denizli şehri olarak sanayinin bu kadar öne çıktığı bir şehirde artık 2015'ten itibaren eğer bu açığı kapatacak çalışmalarda Türkiye'nin ilk 10 sırasına giren üniversite olmayacaksam yöneticilik yapmanın bir anlamı yok. Evet. Programımız da burada sona doğru geldi hocam. Şimdi nedir inovasyon? Evet, nedir inovasyon? Yani bizim Denizli'de organize sanayide ya da işte Bakırlı'da, Gümüşler'de birçok ürün üretiliyor. Yelpaze çok geniş. Ama Ar-Ge, Teknokent Üniversite ileri araştırma bağlamında bunun inovatif ürün olması lazım. Marka alacak bir ürün olması lazım. 1,5 milyarlık üniversitenin katkısının olduğu bir şehirde üniversite bu şehrin gözde bir kurumudur, marka değeridir. İnovatif çalışmaların yapılacağı, öğretim üyelerinin, öğrencilerinin birlikte projeleriyle fikirlerini üretileceği, yerel yönetimle merkezi yönetimin birleşiminde, birlik ve beraberlik içinde Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı, cari açığın giderilmesi konusunda Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olacağına kesin gözüyle bakıyorum. Bakanımızın, vekillerimizin de bu noktadaki açıklamalarından yola çıkarak geriye bir tek şey kalıyor. Bu eleştirileri ürüne dönüştürmek. Evet. Geriye bir tek şey kalıyor. Bu eleştirilere kulak verecek yöneticilerin bir araya gelip her gün inovatif bir yaklaşımla yeni fikirler üreterek bizim de bir fikrimiz var diyerek uygulamaya sokulacak adrese yönlenmek. O adres üniversite ve Teknokent'tir. Herkese buradan bir kez daha sevgi ve saygılarımla evet. Bu fırsatı tanıdığınız için ve programın adını da bilmiyordum. Analiz yani. Benim programım hocam. İyi analiz ettiğimiz evet. Düşüncesi ve öngörüsüyle bir kez daha bizi izleyenlere çok teşekkür ediyor. Selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli Alet izleyenleri ve Pamukkale TV izleyenleri. Bugünkü analiz programında gerçekten farklı yönleriyle Pamuk Üniversitesi Sayın Rektörü Hüseyin Bağcı ile birlikte konuları analiz ettik. Ve hedefi belirledik. Sayın Hocam dedi ki 2015 ilk 10 üniversite ve sanayici ile daha sıkı bir işbirliği ve Ar-Ge ve inovasyonun önde olduğu, cari açığın yok edilir, azaltılacağı bir Denizli ve Pamuk Üniversitesi'nden bahsetti. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Esen kalın.